Civan Bey meşgul. Bu kapı kimseye açılmıyor. Affedersiniz Civan Bey. Çekir Kadir. Ne? Abi yapma, bana da mı? Asıl sana. Asıl sana. Ben keyfimden almadım o satış kararlarını. Sen de beni anlamıyorsan bu kapı sana da kapalı. Abi konuşacağız dedim sana. Kadir çık. Senelerdir bu şirketi tek başına yönetiyorsun. Maaşlarımız yatıyor diyorsun, biz gakımızı çıkarmıyoruz. Yatmıyor mu maaşın? Olay para mı abi? Sen bize hiçbir şey sormuyorsun, konuşmuyorsun, anlatmıyorsun. Anlatmıyor muyum? Nasıl anlatmıyorum ya? Oturduk anlatmadım mı size? O anlatmak değil. Sen bizi bilgilendirdin çünkü sen bizim imzamız olmadan hiçbir şey yapamazsın. Yarın bir gün gazetelere çıkınca bu alacağımız fiyatları da bulamayacağız. Abi. Şu Hazar Beylerle görüşsen mi? Sen nereden biliyorsun Hazar Beyleri? Kulak misafiri oldum. Şu adamlarla bir iş yapsak düze çıkarız. Senin neden bahsettiğin konusunda en ufak bir fikrin yok. O adamların işleri bizimkilere benzemez. Silah kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, gizli istihbarat, her türlü pislik var bu heriflerde. Tamam. Kaçakçılıkta hiç de fena değiliz. Ha taş ha başka şeyler ne fark eder? Hiç yapmadığın şey değil. Ben de onu diyorum işte. Bu adamlara elini verdin mi kolunu kaptırıyorsun. Ben zamanında bunlarla bir iş yapayım dedim, yıllar sürdü temizlemek. Ve her fırsatta geliyor biliyor musun? Her fırsatta geliyor, vazgeçmiyor, mutlaka dayanıyor kapıma. Yokluyor. Neyse ki reddedecek gücümüz var. Var mı? Hilal, ben bu adamların ağına bir daha düşmeyeceğim. Peşini bırakmaya niyetleri yok bence. Çok da ciddi görünüyorlardı. Abicim tekrar düşün sen. Yani eninde sonunda bu işlere girecek gibiyiz. Bari malı mülkü... Ya kızım, senin gerçekten neden bahsettiğinden haberin bile yok. Bilmediğin şeylerle ilgili konuşma. Yorum yapma. Tamam. Çık dışarı. Çık dışarı! Çıkıyorum! Çık! Kapat kapıyı da! Kadir, şu güvenlik önlemlerini çaktırmadan biraz arttır. Bu Hazar denen herifin ne yapacağı belli olmaz. Beni tehdit etti. Biz önlemimizi alalım da. Tamam Civan Bey. Yalnız bana bak. Çaktırmadan güvenlik önlemlerini arttır dedik diye de ortalığa böyle ızbandut gibi herifleri yığma. Zaten ailecek huzursuz bir dönemden geçiyoruz. Bir de kendilerini iyice tehdit altında hissetmesinler. Genel bir gerginlik var. Yani güvenlik endişesine gelmiyor sıra. Bravo Kadir. Bravo. Koralları çözmek için göstermiş olduğun bu başarıyı bizi korurken de göstermeni istiyoruz. Bana bak, artık tuzaktı, kameraydı, elektrikli teldi, panik odasıydı. Neyse, aklına ne geliyorsa çaktırmadan artır şu önlemleri, hadi. Siz nasıl uygun görürsünüz? Yani, ha kimse bize kolay kolay bulaşamaz da biz yine de önlemimizi alalım. Hadi Kadir, hadi.